Evet arkadaşlar bugün 9. sınıf tarih dersi 1. dönem 1. yazılı hazırlık çalışması yapacağız. Güzel bir haber vermek istiyorum. Arkadaşlar videonun açıklamalar kısmına bu yazılı kağıdının aynısını koyacağım. Ee, hem web sitemiz üzerinden hem de Facebook grubumuz üzerinden bu yazılı kağıdını indirip kendiniz de çözebilirsiniz. Eğer hazırsanız başlayabiliriz. 10 puan değerindeki birinci sorumuza bakalım. Yukarıda bize bazı kelimeler vermiş ve bu kelimeleri aşağıdaki doğru yerlere düzgün bir şekilde yerleştirmemizi istiyor. Hemen A'ya bakalım. Su ve toprak altında kalmış eserleri tarih ve sanat açısından inceleyen bilim dalını soruyor. Arkadaşlar biz bu bilim dalına arkeoloji adını veriyoruz. Arkeoloji bizim için önemlidir. Özellikle geçmiş döneme ışık tutması yönüyle bize oldukça bilgi veriyor. Özellikle bu yazının olmadığı dönem hakkında çok fazla bilgi edinmemizi sağlar. İkincisine bakalım. İnsan ırklarının kökenlerini, özelliklerini ve yeryüzüne dağılışını inceleyerek e, aralarındaki kültürel gelişim farklarını açıklamaya çalışan bilim dalına ise ne diyoruz? Ona da antropoloji adını veriyoruz arkadaşlar. O zaman antropoloji antropolojiyle eyleyelim. E, o zaman insan ırklarını inceliyormuş. Üçüncüsüne baktığımızda, eski madeni paraları inceler diyor. Bu paralara da biz bu bilim dalına düzeltiyorum. Nümizmatik adı veriliyor. Eski paraları inceler. O halde onu da eledik. D'ye baktığımızda yeryüzündeki coğrafi olayların insan faaliyetlerinin etkisini inceler diyor. Bakın coğrafi olayların insan faaliyetlerinin etkisini incelediğine göre biz buna da coğrafya yazabiliriz. E'ye baktığımızda armaları inceleyerek devletlerin özellikleri hakkında bilgi verir diyor. Bakın eski armaları inceleyen bilim dalına ise heraldik adını veriyoruz. Mesela Osmanlı tuğrası armasını heraldik inceler. Böylelikle 10 puan değerindeki birinci sorumuzu tamamlamış olduk. O halde 10 puan değerindeki ikinci sorumuz ile devam edelim. İkinci sorumuz doğru yanlış sorusu arkadaşlar. Celali takvimi Osmanlı döneminde düzenlenmiştir diyor. Arkadaşlar yanlış Osmanlı Devleti zamanında değil Büyük Selçuklu Devleti zamanında Ömer Hayyam tarafından yapılmıştı. O zaman yanlış yazıyoruz. İkincisine bakalım. Tarihi olaylar yaşandığı dönemin özellikleri dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Yani arkadaşlar şu an şu anki tarihi baz alaraktan binlerce yıl önce yaşanmış bir olayı değerlendirmemiz doğru olmaz. Çünkü o dönemin şartları, teknolojisi ile şu anki teknoloji, şu anki e, şartlar aynı değildir. Dolayısıyla aynı değerlendirmememiz gerekiyor. O halde doğru yazıyoruz. Devam edelim. 4 basamaklı herhangi bir yılın kaçıncı yüzyıla ait olduğunu bulmak için bu yılın sondan iki rakamını silerek kalan sayıya bir eklenir diyor. Hemen bir tane örnek yapalım. 1789 olsun. Fransız İhtilali'nin tarihini yazdım. Diyor ki sondan iki rakamını sileceğiz. Evet son iki rakamı sildik ve ilk iki rakama da şuna da bir ekleyeceğiz. Yani 17 oldu sana 18. yüzyıl. Doğru bir bilgi vermişler o zaman doğru yazalım. Dördüncüsüne bakıyoruz. Tarihi bilgilerde doğruluğu ispatlanmış bir bilgi kesin olarak değişmez olarak kabul edilir diyor. Arkadaşlar bakın tarihte öyle değişmeyecek diye bir kaydı yoktur. Daima yeni belgeler çıktıkça, yeni araştırmalar yapıldıkça e, tarihteki bilgi değişebilir. O yüzden olduğu yerde kalmaz. Buradaki bilgiye yanlış yazabiliriz. Sonuncusuna bakıyoruz. Firavunların mumyalama yapması ölümden sonra yaşama inandıklarını gösterir. Arkadaşlar Mısırlılar krallarına yani Firavunları mumyalıyorlar. O da e, piramitlere gömüyorlar. Bu onların ahiret inancını gösterir. Ölümden sonra yaşama inandıklarını gösterir. O halde doğru bir bilgidir. 10 puan değerindeki ikinci sorumuzu da böylelikle tamamlamış olduk. Şimdi de 20 puan değerindeki boşluk doldurmaca sorusunu çözelim. Bakın yukarıda bize bazı kelimeler, kavramlar vermiş. Doğru olanlara yerleştirmemizi istiyor. Mısırlar resim şekillerinden oluşan bir yazı bulmuşlardı. Bu yazı şeklinin adını soruyor bize. Biz bu yazıya hieroglif yazı adını veriyoruz. Yani resim yazısıdır. O zaman hieroglifi yukarıdan eriyoruz. İkiye baktığımızda Lidyalıların başkenti Sardes'ten Perslerin başkenti Susa kadar uzanan ticaret yolunun adını soruyor. Bu ticaret yolu kral yoludur arkadaşlar. O zaman kral yolunu da eriyebiliriz. Özellikle Lidyalıların parayı icat etmesiyle birlikte doğu ile batı arasındaki ticareti sağlayan önemli bir yol olarak karşımıza çıkıyor. Roma ordusunun temelini oluşturan askerleri soruyor. Biz bu askerlere Lejyoner diyoruz arkadaşlar. Yani lejyon. Onu da eledik. Dörde baktığımızda Şanlıurfa kent merkezi yakınlarındaki nokta nokta günümüzde keşfedilen en erken tarihli tapınak yeridir diyor. En eski tapınağın adını soruyor. Biz bu tapınağa da Göbekli Tepe diyoruz. Göbekli Tepe. Zaten Atiye dizisini izlemişsinizdir. Sıklıkla Göbekli Tepe'den de bahsediyor. O zaman onu da eleyelim. 5. soruya baktığımızda Hindistan'daki bir sistem varmış. İnsanları sınıflara ayırıyormuş. Bu sistemin adı çok meşhurdur. Kas sistemidir arkadaşlar. Kas sisteminde bir piramit vardır. Ve atıyorum piramidin en alt tabakasında doğduysanız ölene kadar o tabakada yer alıyorsunuz. Yani toplum eşit olmayacak bir şekilde sınıflandırılmış ve asla yükselemiyorsunuz. Bu sisteme kas sistemi adı veriliyordu. Altıncı soruya bakalım. Anadolu'yla yaptıkları ticaret sonucu yazıyı Anadolu'ya öğreten uygarlığın adını sormuş. Bu uygarlığımız Asurlardır arkadaşlar. Asurlar zaten geçimini e, özellikle ticaretle sağlıyordu. Anadolu'ya geldiklerinde de daha önce Sümerlerden öğrenmiş oldukları yazıyı Anadolu'ya taşımış oldular. Yedinci soruda ise Konya'da bulunan insanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesinin adını soruyor. Konya'daki bu yere biz Çatalhöyük adını veriyoruz. Hemen yazalım Çatalhöyük. Burası ilk e, şehir yerleşmesidir. Bu yönüyle de oldukça önemlidir. Sekize baktığımızda insanlık tarihinin en uzun dönemini soruyor. En uzun dönem Taş Çağı'dır arkadaşlar. Bu çağ çok fazla uzun sürmüştür. O zaman taş çağını da silebiliriz. Sümerler çok katlı nokta nokta adı verilen tapınaklar inşa etmişlerdir. Sümer tapınaklarına ise ziggurat adını veriyoruz arkadaşlar. Zigguratları da E, Bu zigguratlar da zaten arkadaşlar piramitlere benziyordu. En üst katında böyle gözlem evleri vardı. İşte tahıl depoları vardı. İbadethaneleri vardı. Yani birçok şeyi bir arada topladıkları bir tapınaktı. O yüzden zigguratlar önemlidir. 10. soruya baktığımızda Babil hükümdarı nokta nokta çok sert kısasa kısas esaslı kanunlar hazırlamıştır. Kimdi bu adam? Hamur abi. Arkadaşlar Hamur abinin yasaları oldukça sertti. Göze göz, dişe diş yani kıssaslı. Atıyorum bir adamın gözünü çıkartırsan senin de gözün çıkartılıyordu. Bir babaya el kaldırırsan kaldırdığın o eli kesiyorlardı arkadaşlar. Hamur abi kanunları da bu şekildeydi. Böylece 20 puan değerindeki 3. sorumuzu da tamammış olduk. Şimdi de 10 puan değerindeki 4. sorumuz ile devam edelim. 4. sorumuzda yan tarafta bazı kelimeler vermiş ve doğru olanlar ile eşleştirmemizi istiyor. Hemen birincisine bakalım. İran'da ilk büyük medeniyeti kuranları soruyor. Kim kurdu? Medler kurmuştu. O yüzden Metler'in karşısına bir yazabiliriz. Bakın önce Medler kuruyor, ardından da Persler kuruyor. Persler daha meşhurdur. Ama ilk Kuranlar Metlerdir. İkincisine bakalım. Bergamaların hayvan derisinden ürettikleri kağıt çeşidinin adını sormuş. Biz bu kağıtlara ise parşömen adını veriyoruz. Hayvan derisinden üretmişler ve üzerine yazı yazmışlardır. Bakın bu dönemde parşömen var, papürüsler falan var. Daha sonra Çinler bildiğiniz günümüzde kullandığımız kağıtların benzerlerini icat edecekler. Yazıyı icat eden uygarlığı soruyor çivi yazısını bulan Sümerler yazıyı icat etmişlerdir. O zaman Sümerlerin karşısına da 3 yazdık. 4'e bakıyoruz. Hitit kralına devlet işlerinde yardım eden kraliçenin adını sormuş. Biz bu kraliçeye ise Tavananna diyoruz arkadaşlar. Bakın bizzat krala yardım ediyor. 5'in sorumuzda kağıt, barut, matbaa ve mürekkebi bulan uygarlığı soruyor. Tarihe birçok katkıda bulunan, birçok icadın altına imza atan bu medeniyetimizin ismi ise çindir arkadaşlar. Böylelikle 10 puan değerindeki 4. sorumuzu da tamamlamış olduk. Şimdi de 5. sorumuza geçiyoruz. 5. sorumuz da 10 puan değerindeymiş. Olay ve olgunun tanımını vermiş bizlere. Öncelikle olaya bakalım. İnsanları ilgilendiren sosyal, siyasal ve dini alanlarda meydana gelen, başlangıcı ve bitişi belli olan gelişmelerdir. Olguya bakalım. Aynı özellikteki tarihi olayları kapsayan ve belli bir süreci ifade eden genel bir kavramdır. Buna göre diyor hem olaya hem de olguya bir örnek verin diyor. Arkadaşlar bakın, olayda başlangıcı ve bitişi belli bir şey olması gerekiyor. Mesela belli bir tarih. Ee, ne yazabiliriz? İstanbul'un fethini yazabiliriz. İstanbul'un fethi 1453 tarihinde. Şimdi kuşatmayı başladığımız e, tarih belli, ele geçirdiğimiz tarih belli. Başlangıcı belli, bitişi belli. Küçük kısa bir dönemi kapsıyor. Ama olguya baktığımızda ise geniş bir süreci ifade etmesi gerekiyor. Mesela Orta Asya'ya Türklerin yapmış oldu or, düzeltiyorum arkadaşlar Orta Asya'dan Anadolu'ya yapılan göçler vardı. Yani biz bu sürece Anadolu'nun Türkleşmesi diyoruz. Anadolu'nun Türkleşme süreci. Mesela bu süreç öyle bir günde mi oldu? Şu tarihte Anadolu Türkleşti diyebiliyor muyuz? Hayır. Geniş bir zaman diliminde Anadolu Türkleşmiştir. Ya da başka bir örnek verelim. Türklerin İslamiyeti kabul etmesi. Türklerin İslamiyeti kabul etmesi. Mesela bir günde mi kabul ettik? Hayır, bir süreç içerisinde, uzun bir süreç içerisinde Türkler Müslüman olmuştur. O zaman başlangıcı ve bitişi belli ise kısa bir süreç ise biz buna olay, olgu da ise uzun bir süreç ise başlangıcı ve bitişi tam anlamıyla net bir şekilde belli değilse buna da olgu diyoruz. Böylelikle 10 puan değerindeki 5. sorumuzu da tamamlamış olduk. 6. sorumuz da 10 puan değerinde ve bize diyor ki Türklerin tarih boyunca kullanmış olduğu takvimleri yazın. Arkadaşlar sırasıyla yazacağım. Buraya dikkat edin. 12 hayvanlı Türk takvimi. Hayvanlı Türk takvimi. Sonra neyi kullandık? Hicri takvimi kullandık. Ardından Celali takvimi. Sonra Rumi takvimi kullandık. Ve en son olarak da Miladi takvimi kullandık arkadaşlar. Şu an günümüzde kullandığımız e, takvim hangisidir derlerse o zaman cevabımız Miladi takvim olacak. O zaman tarih boyunca 5 tane takvim kullanmışız ve şu an hali hazırda kullanmış olduğumuz takvim ise miladi takvimmiş. Böylelikle 10 puan değerindeki 6. sorumuzu da tamamlamış olduk. Şimdi de 10 puan değerindeki 7. sorumuza geçtik. Bize bazı kelimeler vermiş, kavramlar vermiş, hangi uygarlık ile alakalı olduğunu bizden yazmamızı istiyor. Mesela satraplığı gördüğünüz zaman aklınıza kim gelecek? Tabii ki de İran ya da diğer bir ismi de Pers aklınıza gelebilir. Satraplık neydi? Bakın İran toprakları, Pers toprakları çok fazla genişleyince bu toprakları daha kolay bir şekilde yönetmek için eyaletlere bölmüştü. Eyalet yanlış yazdım. Bu eyaletlik sistemine ise satraplık deniliyordu arkadaşlar. O zaman satraplığı gördüğünüzde İran ve Pers aklınıza gelmesi yeterlidir. Nomu gördüğünüzde ise bu kez aklınıza Antik Mısır ee, devleti gelecek. Nom dediğimiz şey ise Mısır'da il ya da vilayete verilen isim. İl ya da vilayet diyebiliriz biz bunlara. Polisi gördüğümüzde ise aklımıza bu kez kim gelecek? Bu kez Yunanlılar gelecek arkadaşlar. Yunanlılar böyle küçük şehir devletleri halinde yaşıyorlardı ve bu şehir devletlerine polis adı veriliyordu. Karum'a baktığımızda ise, karımı görünce de aklınıza doğrudan Asurlar gelmesi gerekiyor. Asurların geçim kaynağı neydi? E bu adamlar ticaret ile uğraşıyorlardı. Asurların ticaret merkezlerine ise Karum adı veriliyordu. O zaman Karum'u gördüğünüz her yerde aklınıza doğrudan Asurlar gelebilir. En son olarak da Patesi kaldı arkadaşlar. Patesi'yi gördüğünüz zaman da aklınıza Sümerler gelmesi gerekiyor. Peki hocam Patesi neydi? Sümerler devrinde site denilen şehir devletlerini yöneten rahip krallarda arkadaşlar. Buraya da rahip kral adını veririz. Bakın bunlar da şehir devletleri ne verilen isimlermiş bir nevi. Rahip kralı gördüğünüzde de Sümerleri, Patesi'yi gördüğünüzde Sümerleri aklınıza gelmesi gerekiyor. Böylece 10 puan değerindeki 7. sorumuzu da tamamlamış olduk. Şimdi de 20 puan değerindeki 8. soruya geçtik. Arkadaşlar burayı yanlış yazmışım. Buraya 8 yazabilirsiniz. 8. sorumuzda bize 4 tane e, çoktan seçmeli soru vermiş. Öncelikle 1. sorumuzla başlayalım. Diyor ki Dicle ile Fırat nehirleri arasında kalan, Mezopotamya göç yolları üzerinde bulunan verimli toprakları ve elverişli iklimi olan bir bölgedir diyor. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin neden olduğu söylenebilir. Bakın burası çok verimliymiş. Burası çok değerli. Değerli olduğu için ne olacak? Bütün uygarlıklar, devletler buraya göz dikecek. Yani buranın birçok kez birçok devlet tarafından işgaline ve istilaya uğramasına sebep olacak. O zaman doğru seçeneğimiz A şıkkı olacak. İkinci soruya baktığımızda aşağıdakilerden hangisi bir olayın tarih araştırmalarına konu olabilmesi için taşıması gereken özellikler arasında gösterilemez diyor. Hemen bakalım. Geçtiği yer bilinmeli. Evet tarihte yer bilinecek. O zaman bilinecek. Neden ve sonuç bilinecek. İnsanlar arasındaki ilişkilerin sonucu nu bize iletmiş olacak. Çünkü tarih insanların hayatına etkisini de anlatır bir nevi. Ama E'ye baktığımızda milattan sonra yaşanmış olmalı diyor. Arkadaşlar milattan önce ya da milattan sonra gibi bir kavram bizim için yok. Yanlış olan seçenek bu. Tarih milattan öncesini de araştırır, sonrasını da araştırır. O yüzden yanlış olan seçenek E seçeneğidir. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Yazının icadı insanlık tarihi için çok önemli bir gelişmedir. Aşağıdakilerden hangisi yazının kullanılmasıyla ortaya çıktığı sonuçlardan birisi olamaz diyor. Şimdi arkadaşlar yazının icadıyla beraber tarih devirlerine geçildi. Bakın yazının icadından önceki devirlere tarih öncesi devirler. Yazı ile birlikte başlayan döneme ise tarihi devirler adı veriliyordu. Toplumsal gelişmeler hızlandı mı? Evet artık yazı olduğuna göre daha hızlı bir şekilde ilerleyecek. Edebi meten, metinlere rastlanacak çünkü artık yazı var. Kitaplar oluşturulacak. Tarih öncesi dönemlerin daha uzun sürmesi. Tarih öncesi dönemlerin daha uzun sürmesi. Arkadaşlar yazının bulunması tarih öncesi dönemlerin daha uzun sürmesine sebep olmayacak. O zaman yanlış olan seçenek değişik olacak. Tarih olayların yazılı belgelere dayanarak açıklanması. Bakın tarih Yazıdan önce e, belge yok, e, yazı yok. Belgelerle kanıtlayamıyorduk. Ama şimdi yazı olduğuna göre kanıtlayabilirsiniz. O yüzden cevabımız D seçeneği olacak. Ve son sorumuza geldik. İlk çağda ilk kez Fenikeller tarafından kullanılan alfabe hızlı bir yayılma süreci göstermiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir? Şimdi arkadaşlar Fenikeller neyle uğraşıyor? E bu adamlar ticaret ile uğraşıyor. Ve bu ticaret... Bu e, durumun alfabenin hızlı bir şekilde yayılmasını sağlamıştır. Neden? Efnikiller sağa gidiyor, sola gidiyor, her tarafa ticarete gidiyor ve öğrenmiş oldukları bu alfabeyi her yere taşıyorlar. O zaman yayılmacı politikayla bir alakası yok ama canlı ticaret ilişkileriyle birlikte doğu ile batı, batı ile doğu arasındaki etkileşimi hızlandırır ve birçok bölgeye e, bu alfabenin yayılmasını sağlamıştır. O yüzden doğru cevabımız B seçeneği arkadaşlar. Böylelikle 20 puan değerindeki test sorularımızı da tamamlamış olduk. Sevgili arkadaşlar bugünkü yazılı çalışmamız bu kadardı. Yeni derslerden, yeni videolardan, yeni yazılılardan, ünite tekrarlarından haberdar olabilmek amacıyla abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sosyal kareyle kalın. Hoşçakalın.